Şunlara hop uçtu. Yok uçmadı. Durdu. Şu suyun akışını görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Üç silahşör gibi gidiyorlar. Ben yaklaştıkça onlar kaçıyorlar. Burası da eski sulama kanalları arkadaşlar. Burada buğday varmış. Buğdayı hasat etmişler. Yavaşça yaklaşıyorum ki ürkmelerini, kaçmalarını istemiyorum. Genelde Iğdırlılar buradaki leyleklere hacı leylek derler. Muhtarımız Ercüment Bey bizi karşıladı. Ercüment abi merhaba, hoş bulduk. 13 Eylül 1919 tarihinde bu köye Ermeniler tarafından baskın yapılmış. Neyse, turumuza devam edelim biz. Oba köyünden merhabalar arkadaşlar. Bugün Iğdır'ın Oba köyündeyiz. Oba köyündeki bağları, bostanları, işte elma ağaçlarını, kayısı ağaçlarını göstereceğim size. Buraların nasıl sulandığını ve köyün nasıl bir yer olduğunu, köyde neler var, neler yok, onların hepsini göstereceğim. Şimdi şöyle bu tarafa baktığımızda kayısı bağları var. Kayısılar şu an toplanmış, kayısı hasatı geçmiş ama elma hasatı daha henüz bitmedi. Diğer tarafımda da elmalar var. Şöyle size yakından göstereyim elmaları. Şimdi arkadaşlar ilerleyelim. Bakın şurada hemen bu tarlaların, yani bu bağların, bu elma bağların sulandığı yerler var. Böyle kanallar var yapmışlar. Kanallara da perde gibi metalden kapaklar yapmışlar. Hemen şurada bu kapakları kaldırıyorlar. Kaldırdıkları zaman buradan gelen su bu tarlaları sulamak için yolunu buluyor. Örnek olarak gösterdim size. Şimdi size büyük kanalı göstereyim. Arkadaşlar bu ufak kanal sulamak için. Görüyor musunuz? Yalnız bu su çok derin. Derin bir kanal burası. Bu kanallar vasıtasıyla işte sulamaları yapıyorlar. Yani Oba köyüne bayağı güzel yatırımlar yapılmış. Şu suyun akışını görüyor musunuz? Ne kadar güzel. 10 numara akışı var. Bu kanaldan ziyade eski kanal var. Daha önce eskiden kullandıkları kanal var. Orayı da göstereyim size. Burası da eski sulama kanalları arkadaşlar. Daha önceden sulamaları bu kanalla yapıyorlardı. Daha sonra devlet bu sulama kanallarının yenisini yaptı. Yani biraz önce gösterdiğim kanalı yaptı. Bu kanal artık kullanılmıyor. Biraz daha köyün içine doğru gidelim. Buralar köyün giriş taraflarıydı. Şimdi arkadaşlar arkamda gördüğünüz yer, şu karşı taraflar hep mısır tarlası. Hemen mısırların bulunduğu yerde burada buğday varmış. Buğdayı hasat etmişler. Kuşlar falan da işte dökülen buğdayları yiyorlar şu an, kalanları. Biz ilerlemeye devam edelim. Şöyle zaten köyün içine girdiğim zaman hemen yan tarafta da bir tane güzel bir ev var. Böyle evler falan da başlıyor bu kanalları geçtikten sonra. Biraz müzik vererek köyün içine doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar Oba köyünün içlerine doğru geldik. Oba köyünün camisindeyiz. Vallahi minaresi var ya, gökyüzüne kadar çıkmış. Neredeyse bulutları delecek. Şimdi şöyle camiden içeri girelim. İnşallah kapısı açıktır. Kapısı açıksa içeri gireceğim. Bir bakacağım. Arkadaşlar şimdi caminin içine girdik. Caminin içinde girerken muhtarımız Ercüment Bey bizi karşıladı. Ercüment abi merhaba, hoş bulduk. Abi sen de merhaba. Senin isim neydi? Arkadaşlar şimdi burası bir Ehlibeyt camisi. Yani şöyle söyleyeyim size, caminin özelliklerinden, en büyük özelliklerinden bir tanesi devlet katkısı olmadan kendi mücadeleleriyle, kendi yaptıkları yatırımlarla bu camiler yapıldı buraya. Şimdi camimiz bu şekilde. Burası erkekler tarafı. Burası erkekler tarafı. Bayanların. Şöyle arkadaşlar, burası da bayanlar tarafı. Tabii iki katlı cami yapamamışlar. Şartlar o kadar. Şartlar onu gösteriyor. Normalde iki katlı yapsaydı üst katta bayanlar, alt katta erkekler olacaktı. Mecburen böyle bu şekilde ayırmış oluyoruz. Bakın şurada da bayanların girmiş olduğu bölüm var. Kapı var yani daha doğrusu. Zaten o tarafta erkeklerin tarafıydı.
Şimdi camimizden çıkalım, köyümüzün içine doğru ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar camiden çıktık. Camiden çıkarken ilerlerken sağ tarafımızda bir tane anıt gördük. 13 Eylül 1919 tarihinde bu köye Ermeniler tarafından baskın yapılmış. Bu baskın sırasında 90 tane oba köylü şehit edilmiş. İşte bu anıtın yapılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yani yıllar geçse de bu acı unutulmuyor bu köyde. Yani en büyük acı bu köyde Ermenilerin baskını tarafından yapılan saldırıdır. Böyle de etrafını çevirmişler duvarlarla. İşte böyle güzel bir anıt yapmışlar. Türk bayrağımız yine burada yukarıda. Aslında her zamanki gibi her köyde dalgalandığı gibi bu köyde de bayrağımız dalgalanıyor. Hemen bu anıtı geçtikten sonra anıtın yan tarafında da güzel bir okul var. Okulu da size göstereyim. Arkadaşlar şimdi okula da geldik. Okul bu şekilde gayet bakımlı ve güzel. Oba köyü İlkokulu diye geçiyor. Hemen sağ tarafında futbol oynamak için çocuklara yaptıkları bir saha var. Yaz tatili olduğu için okullar kapalı. Okullar kapalı olduğu için de okulun kapısının demirleri arasından hayvanlar giriyor içeri. İşte tavuklar falan. Tabii köy yeri olduğu için normaldir yani. Böyle tavukların, civcivlerin, koyunların girmesi, hayvanların girmesi gayet normal. Şu ağacın altını görüyor musunuz? Bakın. Yani öğrenciler yokken öğrencilerin yerini dolduran koyunlar arası. Gayet güzel de yapmışlar park falan. Neyse turumuza devam edelim biz. Arkadaşlar yolda leylekleri gördük. Burası yaklaşık 300 tane kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yani biraz yavaşça yaklaşacağım leyleklere kaçmasınlar diye. Bu köyün özelliklerinden bir tanesi de bu 300 tane kuşun göçmesi sırasında burada konaklamaları, hayatlarını devam ettirmeleri. 300 tane kuş türüne ev sahipliği yapıyor burası. Genelde Iğdırlılar buradaki leyleklere hacı leylek derler. Hacı leylek demelerinin sebepleri işte buradan Kabe'ye kadar işte bütün Arap dünyasını falan geziyor. İşte oraları gezip geldiği için buraya bir hac görevi yapmış gibi böyle hissediliyor buradaki insanlar tarafından. Ondan dolayı buradaki leyleklere hacı leylek diyorlar. Hacı leylek demelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Dediğim gibi 300 tane kuşa ev sahipliği yapıyor. Ama muhteşemler bunlar. Çok da güzel hayvanlar. Yavaşça yaklaşıyorum ki ürkmelerini, kaçmalarını istemiyorum. İnsanlara pek alışkın değil ama ben çok yavaş gidiyorum. Bak şu ön taraftakini görüyor musun? Bak bak kaçmaya çalışıyor. Şunların güzelliğine bak. Oo maşallah. Maşallah. İşte böyle köylere geldiğiniz zaman böyle hayvanlara daha yakın oluyorsunuz. Doğaya daha yakın oluyorsunuz. Hani biraz daha şehir hayatından uzak oluyorsunuz. İyi ki de ben bunu çekmeyi yani buraya, bu bir şans yani. Daha önce hiç hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Yol üzerinde seyir halindeyken gördüm ben. Dedim bir ineyim hemen çekeyim burayı. Çok enteresan, çok güzel bir duygu. Hiç bu kadar yaklaşmam. Baksana 3 silahşör gibi gidiyorlar. Ben yaklaştıkça onlar kaçıyorlar. Ne güzel hayvanlar değil mi? Şunlara bakın. Bakın bir iki adım yürüyeceğim. Onlar gidecekler. Bu arada dikkat ettiniz. Bak ayaklarına bakın. Ayaklarının bir tanesi sol ayaklarını böyle havada tutuyorlar. Hemen tetikteler yani. Böyle kaçmak için yer arıyorlar. Hani bir şey olursa, acil bir durum olursa hemen kaçalım modundalar hayvanlar. Şimdi bu hayvanların bir özelliklerinden bir tanesi de buradaki işte bu tarlalardaki yılanları, çıyanları falan bu hayvanlar tüketiyor. Yani doğada bir denge var. Bu dengeyi bu hayvanlar işte bu kıtalar arasında gidip gelirken konakladıkları yerlerde bu dengeyi sağlıyorlar. Burada da aynı şekilde bu ovada da yılan falan türleri var. İşte yılanlar var daha doğrusu. Çok derken yani öyle abartmaya gerek yok. İşte yılanları falan yiyorlar. Şöyle biraz daha yaklaşmak istiyorum artık. İyice gideyim ben. Hayvanlara yaklaşayım. Ben gittikçe onlar kaçıyor. Ben gittikçe onlar kaçıyor. Şunlara bak. Hop uçtu. Yok uçmadı. Durdu. Nereye gidiyorsunuz? Sen nereye?
Gitti abi, gitti. Gitti, gidiyor abi. Gidiyor abi. Vallahi hayvanı rahatsız ettik ama yapacak bir şey yok. Abi gittiler. Acaba nereye gittiler? Bakın şuradaki evin üzerine doğru gittiler. Neyse arkadaşlar, bu kadar macera yeter burada. Yani samanların arasında herhalde bir şeyler arıyorlar. Ay, şimdi biz yolumuza gitmeye devam edelim. Arkadaşlar, Oba köyünün de artık sonuna geldik. Oba köyünü bitiriyoruz. Arkadaşlar, bu tarz videoların, yani böyle köy videoların, güzel videoların devamı için, devamını gelmesi için lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Şöyle güzel bir manzarayla sizi bırakarak görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.